İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul aile birliklerinin eğitim ve öğretime katkı sağlamak ve öğrencileri birçok açıdan geliştirerek daha üst seviyelere taşımak amacıyla gerçekleştirmeyi planladıkları projelerin görüşülmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ın önderliğinde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Marmaris'te bulunan sivil toplum örgütlerinin üyeleri de yerlerini aldı. Aldoğan konuşmasında başarılı bireyler yetiştirmenin temel hedefleri arasında olduğunu vurgulayarak toplantının amacından bahsetti. Problemlerini çözmüş insan, üreten insandır aynı zamanda ve paylaşmayı bilen insandır. İyi insan yetiştirmek asıl öncelikli hedefimiz. Ortak paydaş kendimize kimleri yanımıza alabiliriz ve ne yapabiliriz burada paylaşacağız. Aldoğan, eğitim ve öğretim açısından en önemli sorunun bir eğitim kampüsünün olmayışı olduğunu dile getirdi. Bununla ilgili yaklaşık 4 yıldır mücadele veriyoruz. Yer problemi tıkandık. Eğer bu yer sorunu çözümlenir ise ilçemiz merkezinde eğitim öğretim ortamının çok sağlıklı olmadığını her zaman iddia ettiğimiz ve hepinizin bildiği gibi şehir merkezinde öğrencilerin etkilenebileceği olumsuz faktörlerin, tetikleyen olumsuz faktörlerin çok fazla olduğu noktalarda okullarımız var. Hemen aklıma gelen ilk söylemek istediğim Sabancı Anadolu Lisesi, Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu, 75. Kız Teknik ve Meslek Lisesi, havalamayan okullar, bahçesi olmayan okullar. İşte burada bir sivil hareket de yapılabilir. Hep birlikte biz, herkes kendi payına düşen ne var ise elini taşın altına koyarak öncelikle bizim bu eğitim yerleşkesi projesini hayata geçirmemiz gerekiyor. Aldoğan, Türkiye'nin birçok yerine bakıldığında Marmaris'te yaşayan öğrencilerin daha avantajlı olduğunu savunarak eğitim anlamında Marmaris'te yaşanan sorunları anlattı. Teknolojik altyapımız hazır. Okullarımızda akıllı tahtalarımız, bilgisayar destekli sınıflarımız, internet bağlantılı kütüphanelerimiz ve hepsinin önemlisi de derslik başına düşen öğrenci sayımız çok az. Yani Türkiye'de bugün birçok ilde 50, 60 hatta 70-80 kişilik ve konteynerlarda eğitim gören öğrenciler var İstanbul'da ya da Ankara'da. Bu anlamda okullarımızda çok az sayıdaki öğrenci sayısı olan okullarımızda biz yeniden gözden geçireceğiz. Yani 10 kişilik, 11 kişilik sınıf olmaz. Bunun gibi ama 40 kişi, 50 kişi de bir arada olmaz. Bütün bu orta noktayı biz yakalayacağız hep birlikte. 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemiyle birlikte bazı sorunların meydana geldiğini ve bu sorunların en yakın zamanda çözüleceğini söyleyerek esas olan tam gün eğitimdir dedi. Okul müdürlerimizle yapacağımız toplantıda okulların dönüşümüyle ilgili bir çalışmamız var. Bu çalışma kapsamında bizim asıl hedefimiz Atatürk İlkokulu'nu ve Şehit Ahmet Bey İlkokulu'nu da tam gün eğitime geçirmek. Ve bunu da sanırım başaracağız bu yaptığımız planlama ile. Şehit Ahmet Benler'le Ahmetman'ı ilkokul olarak, yani Ahmetman'ı da bağımsız ilkokula çevirmek, Atatürk'ü de bağımsız ilkokul yaparak Atatürk'teki ortaokulları da İslam Mermerci ve Kehan Evren'e düşünüyoruz. Öyle bir çalışmamız var. Okullarda öğrencilerden istenen paralar konusuna da değinen Aldoğan, bu durumun yanlış olduğunu belirterek sivil toplum örgütlerinin ve gönüllülerin bağışlar yaptığını da söyledi. Bir çocuktan para istemek kadar bence yani o çocuğu rencide edecek, rahatsız edecek hiçbir şey olamaz. Çocuğun maddi durumu iyi de olsa iyi de olmasa. Yok böyle bir şey. O yasak. Yine veliye kayıt yaparken bu parayı ver ama çocuğunu alayım yasak. Bunlar tabii ki olmaması gereken şeyler. Ama bağış, okul aile birliklerimiz bir şey mesela duyuyoruz. Sağ olsunlar nezaket gösterip beni de çağırıyorlar. Yemekler yapılıyor, çaylar yapılıyor. Çok güzel etkinlikler yapılıyor. Bunlar hep fedakarlıkla yapılıyor. İşte oradaki katılımlardan elde edilen para. Kendi kermesler yapıyorsunuz. Bir takım faaliyetler yapılıyor. İşte 2 kuruş, 3 kuruş, 5 kuruş her neyse. Bunlar zaten toplumsal dayanışmanın da en güzel örnekleri. Hani çok paraya odaklı olmasa da. Ama sonuçta her şeye rağmen belli bir miktar bütçede okullarımıza giriyor sizlerin sayesinde. İlçe orkestrası kurmak istediklerini söyleyen Aldoğan, bu faaliyetin öğrenciler için faydalarından bahsetti. Çıkardık. Çocukları biz ücretsiz olarak çalıştırıcılarımıza hazırladık. Bunun sayısı da sınırlı. 500 kişilik de olabilir bu orkestra. 1000 kişilik de olabilir. Hani 50 kişi kaç kişi müracaat ederse. İşte toplu bir koro kuralım. Yani çocuk topluluk önünde kendini ifade edebilsin. Becerisini sergileyebilsin. Şimdi Marmaris ateşi zor. Marmaris rüzgarı koyalım adını dedik. 150 en az olmak kaydıyla. Bir dans grubu oluşturalım dedik. Bütün bunlara bazı veliler şöyle yapıyor. Ama ne işin var dansa yazılma? Ne işin var senin orkestra? Sen git dershaneye. Yok böyle bir şey yani. Mender Başkanı Şennur Ünlü de öğrencilerin sürekli bilgisayarların başında oturduklarını ve başka faaliyetlere katılmadıklarını söyledi. Şimdi çocuklar bilgisayarın başında takılıyor. Mesela yurttaşlık bilgisi dersinde hükümet konağına giderdi. Oradan bilgi alırdı.
hep beyin jimnastiği ve beyinde kalır. Sonra kütüphaneye gider, bazı derslerimizi araştırır. Hep spor, yürüyüş, o zaman araba falan. Aldoğan, Marmaris'e mutlaka Denizcilik Meslek Lisesi'nin açılması gerektiğini savundu. Denizcilik Meslek Lisesi, öncelikli istekli olması gereken bir okul. İşte bir hayırseverimizle görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde protokolünü yapacağız. Oraya bir Denizcilik Meslek Lisesi yapılacak. Evet.